15 dakika teknik bağlantı için bekleyelim. Hani bizi yakalayan yakalayacaktır zaten Derya Hocam. Çünkü kayıt da alınıyor. O kaydı Evet, daha evet. sonra şeyin... İzlemek isteyen daha sonra Evet, zaten izlemek isteyen de kaydı da şey izler. yapabilir. Tabii Hande de bizim için çok kıymetli. Buradaki etkinlikler olsun, dışarıdaki etkinlikler olsun koşturuyor. O da Derya Hocam, müzecilik yüksek lisans programında. Kadriye Hanım'ın öğrencisi o da. Sağ olsun Ne güzel. kırmıyor bizi. Ben Hale Hoca'yla yapmıştım yüksek lisansımı Ne güzel, müzecilikten. ne güzel. Evet. Siz doktora İstanbul Üniversitesi'nde yaptınız herhalde, değil mi hocam? İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi. Sanat tarihi, ne güzel. Hoş geldiniz diyorum Derya Hocam. Teşekkür ederim Burak Hocam. Hande Hocam. Evet Derya Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizleri tanıyoruz ama tanımayanlar için bize kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii çağdaş sanat alanında yaklaşık 18 yıldır bağımsız küratör olarak çalışıyorum. 2006 yılından itibaren AYKA Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği üyesiyim. 3 dönemde yönetim kurulu üyeliği yaptım. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi programından mezun oldum. Lisansım sanat yönetimi. Yüksek lisansım müzecilik. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde doktoramı tamamladım. 2004 yılından itibaren hem yerel hem de uluslararası anlamda çok sayıda küratöryel proje gerçekleştirdim. Yayımlanmış olan biri kuramsal, dördü de beş de sanatçı monografisi olarak yazdığım kitaplar var. 2006-2017 arasında Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi, 2009'dan itibaren de Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Ayrıca 2015 yılından itibaren Sabancı Üniversitesi'ne bağlı Kasa Galeri'nin direktörünü yapıyorum. Sergiler programını yürütüyorum. Böyle sanıyorum kısaca. Teşekkür ederiz Derya Hocam. Şimdi günümüzde teknolojiyle sanat çok iç içe, dijital sanatlar olarak. Sizce bu durum daha ilerleyen dönemlerde yoğun ilgi mi görecek yoksa plastik sanatlara bir dönüş olacak mı? Bu durumda siz etkinlikler ve projelerin başında olarak neler düşünüyorsunuz? Tabii ben kendi küratörler pratiğimde açıkçası böyle bir medium mecra çeşitliliği üzerinden zaten çağdaş sanatı odaklanıyorum. Dolayısıyla hem konvansiyonel hem de dijital diyebileceğimiz hemen hemen yani disiplin arası bütün sanat üretimlerini dahil ediyorum tabii kendi pratiğime. Ama şöyle baktığımızda tabii bugün dijital kültürle birlikte artık yani bilginin, imgenin, bütün temsillerin dönüştüğünü görüyoruz. Bu elbette sanatı da dönüştürmüş durumda. Çünkü dijital sanat özellikle çevrim içi mecralardan paylaşılabilen dijital sanat zaman ve mekandan bağımsız tabii akışkan ve böyle sabitlenemez bir takım formlara imkan veriyor. Yeni medya sanatı olarak tanımladığımız aslında yeni hep her zaman problemli bir kavramdır tabii ki. Bugünün yeni medyası diyebiliriz. Bir noktada aslında bir mesafeyi kaldırıyor. Yani o mekansal ve zamansal mesafeyi kaldırma özelliği var. Çünkü mekan ya da zamandan daha görece konvansiyonel sanat eserlerine göre daha görece bağımsız. Tabii günümüzde artık farklı disiplinlerin bir arada ve çok sayıda kombinasyonla kullanıldığı bir sanat ortamı var. Gelişen görsel teknolojilerin etkisi de sanat üretimlerinde yoğun olarak görüyoruz, özellikle 1990'lardan itibaren. Tabii yani bugün aslında geleneksel sanat formları ile dijital sanat formları arasında algılanan birçok farklılık zaman geçtikçe silinecek diye bakıyorum ben çünkü. Artık yeni nesil sanatçılar özellikle günümüz sanatçıları ve bu kuşak sanatçılar ve sonrası teknolojinin olanaklarıyla sanat yapmak çok da uzak gelmeyecek onlara. Yani sonuç olarak aslında yani sanat tarihi bildiğimiz gibi başlangıcından itibaren sürekli olarak değişen biçimler, stiller ve teknik ve fikirler bütün olarak bakmamız gerekiyor. Yani dijital ya da konvansiyonel olarak sadece mecra ve teknik anlamda ayırmak çok doğru gelmiyor bana.
Dolayısıyla sanatçıların yaratıcılıklarını aktardıkları mecralar ve araçlar değişir. Her dönem, her yüzyıl değişebilir. Bir sanat yapıtını malzemesi üzerinden değerlendirmenin ötesinde içeriği, mesajı, yeni bir anlayış ve bilinci bize aktarabiliyor mu? Bu aktardığı bilinç ve mesajla formun nasıl bir ilişkisi var? Bu ilişki üzerinden değerlendirmeyi doğru buluyorum ben. Tabii anlamlı olan, çünkü yani nitelikli olan, değerli olan, ister pentür gibi konvansiyonel ya da heykel gibi daha geleneksel olsun, ister video gibi dijital ya da yeni medya sanatı olsun, hepsi sanat tarihine mal olacaktır tabii. Ayrıca şu da var, yani benim sanat alanındaki gözlemime göre, yani 1990'lı yıllar larla 2010'lu yıllar arasında çok daha fazla bir yönelim vardı dijital sanat pratiklerine. Ama şöyle son 10 yıla baktığım zaman aslında tam tersi biraz pentüre bir dönüş olduğunu görüyorum. Hem çalıştığım sanatçılar, izlediğim, takip ettiğim sanatçılar, bir yandan da yeni nesil sanatçılar da. Base'den dolayı tabii çok genç kuşakla son 6-7 yıldır sürekli gözlemliyorum. Dolayısıyla yani bu duruma da aslında bir bakmak gerekiyor. Yani pentürden uzaklaşmak değil, yakınlaşma meselesini de ben biraz görüyorum. Ama bunu tabii piyasa koşulları dediğimiz bu işte beğeni ekonomisi, değişim ekonomisi ve piyasa arasındaki bu ilişkiyi de göz önüne alarak değerlendirmek lazım. Hala bir sanat ekonomisi diyorsak, nesne merkezli bir sanat ekonomisi mevcut zaten. Sanat galerileri ve müzelerle iç içesiniz. Dijital sanata yatırım yapabilecek bir ülke miyiz? Bakış açısı nasıl? Dünyadaki diğer güncel durumları takip edebiliyor muyuz ülke olarak sizce? Yani Türkiye'de bir kere dijital sanat pratiklerine yönelik ve bu alana yönelik akademik bir eğitim mevcut. Yani eğer bir alanda akademik eğitim zaten başlamış ve yaygınlaşmışsa, O disiplini kurumsallaştığını aslında anlayabiliriz bundan. Yani çok uzun zamandır Türkiye'de de fotoğraf, video, görsel iletişim, tasarım gibi bölümler var. Kimi daha profesyonel, kimi daha kısıtlı imkanlarla da olsa dijital sanat eğitimi var öncelikle. Ve dijital sanat eğitiminin ötesinde, bu alanda eğitim alan ve bu alanda kendini geliştiren bir kuşağın ötesinde bazı sanat inisiyatifleri ve yeni medya sanatı oluşumları da var. Bu yönde bir farkındalık yaratma ve eğitim imkanı veriyor bunlar da. Yani örneğin Pixel bunlardan biri. Ya da sergileme, izleyiciyle paylaşım anlamında bakarsak eğer, tabii bienaller dışında, yani müzeler, galeriler, kurumsal sergilerde, aslında sanat fuarlarında uzun zamandır dijital sanatı izliyoruz. Bu da bir kurumsallaştığını gösteren bir nokta. Bu alana odaklanan bir takım inisiyatifler ve kurumlar da var dediğim gibi. Yani Monitör var örneğin İzmir'den. Bilsart var İstanbul'da, video sanatı ve yeni medya sanatına odaklanan. Borusan Contemporary Müzesi var. Yani tamamen video ve dijital sanata odaklanan sanat mekanları mevcut. Ya da sürekliliği olan ve yılda bir kez tekrarlanan, aynı zamanda yani sanatın merkezi olarak İstanbul olarak görüyoruz ama şu anda tabii Türkiye genelinde yaygın bir sanat eğitimi var. 80 üzerinde Güzel Sanatlar Fakültesi var. Sonuç olarak İstanbul dışında da aslında çok farklı illere yayılan senkron başlığında video sergileri serisi var biliyorsunuz. Geçen yıl ikincisi gerçekleşti. Önümüzdeki Nisan'da üçüncüsü gerçekleşecek. Ya da dijital deneyim kolektifi Dekol, biliyorsunuz. Dekol'ün geliştirdiği, dünyanın aslında ilk hibrit deneyim alanı sayılan bir kültür sanat odaklı bir metaverse programı var, Omnia isimli. Ayrıca NFT içeren platformlar var, sergiler var ki ben de geçtiğimiz Mayıs ayında Müze Gazhane'de bir NFT sergisi yaptım. Yani yine video, yeni medya ve dijital sanatı kapsayan ve bu anlamda da uzmanlaşan bir takım özel koleksiyonlar var tabii. Hani burada şimdi isim saymayayım ama. Yani bu anlamda aslında evet, dijital sanata hem entelektüel, hem akademik, hem kurumsal, hem de ekonomik anlamda bir yatırımın olduğunu söyleyebiliriz Türkiye'de. Biraz öğrencilik yıllarınıza değinmek isteriz. Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki en büyük kazanımınız ne olmuştu? Yani Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ben 2001-2005 yılları arasında eğitim aldım. Neredeyse yaklaşık 20 yıl oldu. Yıldız
Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi İletişim Tasarım Fakültesi Yıldız'da, Yıldız Kampüsü'ndeydi. Orada benim için aslında en önemli kazanımlardan biri benim için eğitim hayatımda şuydu. Bütün yani disiplinler arası bir eğitim vardı. Yani o dönemdeki 20 yıl öncesindeki İstanbul'daki Güzel Sanatlar Fakülteleri ve İletişim Fakültelerine baz alırsak eğer, onlarla kıyaslarsak, işte video, fotoğraf, bileşik sanatlar, müzik, duysal tasarım, dans bölümleriyle hep bir aradaydık biz. Yani bu nedenle de disiplinler arası bir etkileşim ve iletişim ortamına sahiptik o dönemde. Yani bu ortam o güne kadar aslında hiçbir Güzel Sanatlar Fakültesi'nde olmayan bir çeşitlilikti kesinlikle. Bölümler arası geçişlilik oldukça yaratıcı ve zihin açıcı bir olanak sağladı tabii en azından benim dönemim için. Çünkü farklı bölümlerin bir arada olduğu temel sanat derslerimiz vardı, stüdyo derslerimiz vardı, ortak derslerimiz de bunlar. Yani her ne kadar farklı pratiklere yönelik eğitim alıyor olsak da kendi kuşağımızla etkileşim halinde olmamız çok önemliydi. Yani bu yani kendi alanımızla ilgili bir bakış açımızı geliştirme fırsatı yaratıyordu bizim için. Yani müzikle, fotoğrafla, videoyla, dansla, sanat yönetimi disiplinini daha özdeşleştirip aslında farklı bakış açılarını yakalayabiliyorduk. Kampüs içinde Yüksel Sabancı Sanat Merkezi vardı. Oldukça aktif ve faal bir alandı o dönemde. Yalnızca fakültedeki öğrencilerin, bizim ya da mezunların kendi pratiklerini sergiledikleri bir yer değildi. Çünkü sanat alanında aktif üretime sahip küratör ve sanatçılar da orada etkinlikler, sergiler, bir takım projeler gerçekleştiriyorlardı. Tabii tüm bunlar benim eğitim sürecimi ve sonrasını destekleyen, aynı zamanda kişisel olarak da kendi farkındalığımı ve bakış açımı şekillendiren kazanımlar oldu diyebilirim Yıldız'daki eğitim boyunca. Anı olmasa da belki hani şimdi bizi dinleyen öğrenci arkadaşlarımıza belki bir örnek olabilir diye şunu söylemek istiyorum. Ben 3. sınıftayken ilk sergi projemi gerçekleştirdim. Yani 2004 yılında tabii 20 yıl öncesini düşünürsek İstanbul'daki sanat mekanlarının varlığı gerçekten de günümüze kıyasla çok da azdı. Ve o mekanlara da tabii bir öğrencinin ulaşması neredeyse imkansızdı. Neredeyse hatta imkansızdı tabii. Kimi zaman tabii olumsuz koşullar hep yeni olanaklara vesile olur. Bu koşulları değerlendirmek ve içindeki potansiyelleri yakalamamız gerekir. Dolayısıyla ben de tam da bu sorunun üzerine aslında giderek neden herhangi bir mekanı sergi mekanı olarak dönüştürmeyelim sorusuyla yola çıkmıştım. Günümüzde alternatif mekanlar elbette daha çeşitlendi, uzun zamandır kullanılıyor. Ancak dediğim gibi o günün koşulları içinde, o günün algısıyla düşünmek gerekir. Ben de bir gece kulübünü sergi mekanı olarak kullandım. Taksim'de Rocks Club'da gerçekleşmişti sergim. Serbest bölge tarafsız alandı adı. Tam da işte bu mekanlar tasdik edilmiş sınırların dışında durmayı öneren ve işte White Cube eleştirisi de bir noktada içeren bir konsept hazırlamıştım. O dönemin aslında yine genç ve kıdemli sanatçılarıyla kuşaklar arası bir yapıdaydı sergi. Yani Genco Gülen, işte Gül Ilgaz, Nensi Atakan, Neşe Çoğal, Özgül Arslan, Yasemin Özcan ve Volkan Aslan'ın çalışmaları vardı. Yani bir club mekanında 2 hafta boyunca sergi kalmıştı. Tabii bir projeyi henüz öğrenciyken hayata geçirebilmek bu anlamda benim sonraki yani pratiğim açısından da çok ilham verici ve cesaret verici olmuştu. Tabii yani hem hocalarımın manevi destekleri tabii. Hem hocalarımın hem de sanatçıların bana inanması ve işbirliği de yüreklendirici olmuştu. Bu örneği verebilirim. Ben de Nensi Atakan ve Volkan Aslan'la PR'tWorks'te çalıştığım için tahmin edebiliyorum ilk sergileriydi. Başarılı olduğunu. Onların ilk sergileriydi açıkçası. Hatta Volkan henüz yeni mezun olmuştu. Mersin'den gelmişti. Yine Yasemin de öyle. Şimdi gelecekteki etkinlikleriniz hakkında biraz sizden bilgi alabilir miyiz? Hem herkesin de takip edebilmesi açısından. Yani şu sıralar, şu günlerde üzerinde çalıştığım iki sergi projesi var aslında. Biri Türkiye'nin en geniş özel koleksiyonlarından biri.
Bu çok büyük bir koleksiyon, neredeyse 2800'e yakın sanat eserini kapsayan bir koleksiyon. Onun sergileneceği, aynı zamanda koleksiyon sergisiyle birlikte çeşitli panellerin, atölye çalışmalarının ve eğitim etkinlikleriyle desteklenecek çok geniş katılımlı bir serginin küratörlerinden biriyim. İki küratör olarak çalışıyoruz Markus Graf'la birlikte. Bu Aralık 2023'te açılması planlanıyor. Yine aynı takvimde, yine Aralık 2023 takviminde Avusturya Bregenz'de gerçekleşecek Karma bir serginin küratörünü şu anda bu proje üzerine çalışıyorum. Yine bu bahara Mayıs'ta çıkmasını planladığımız bir sanatçı kitabı üzerine çalışıyorum şu günlerde. Tabii bir yandan Kasa Galeri'nde sergi programı devam ediyor. Son olarak genç küratör adayları için tavsiyeleriniz nelerdir Derya Hocam? Bir de genç müze bilimcileri de tabii ki hesaba katmam gerekiyor. Neredeyse işte ben yani bir dönemden iki dönemlik bir ders veriyorum tabii, öyle hemen birkaç dakikada belki aktarılması zor bir mesele, ama en azından şöyle özetleyebilirim. Yani bizim küratör olarak bir takım sorumluluklarımız olduğunu bilincinde olmamız gerekiyor. Bu da işte sanatçı, kurum, izleyici gibi farklı işlevler taşıyan odaklar var. Bizim sorumluluğumuz aslında bu farklı işlevler taşıyan odaklar arasında bir iletişim kurmak. Bu nedir? İşte sanatçının duyarlılıkları, farkındalığı, mesajları, yaratıcılıklarıyla, işte kurumların misyonları ve amaçlarıyla, bir yandan da izleyicilerin aslında beklentileri, alımlama süreçleri, hepsini tümünü dengeli bir şekilde ortaya koyması gerekiyor küratörün. Çünkü bunlar hepsi özerk öğeler. Yani bu süreç ya da bunun süreci ya da sonucu olarak ortaya konan serginin mutlaka bu hiyerarşiden arınmış olması gerekiyor. Bu nedenle küratöryel perspektifin oldukça samimi, paylaşımcı ve çok etmenli bir takım beceriler bütünü gerektirdiğini de aklımızda tutmamız gerekiyor. Tabii bu yani sanatçılar için nasıl bir takım bireysel yöntemler, kişiye özgü yaklaşımlar ve metotlar varsa küratör için de geçerli. Yani standart bir tipolojiden bahsedemeyiz küratör dediğimiz zaman. Ama yine de tabii bu metotlar küratör için de geçerli dediğim gibi. Sanatçı-küratör ilişkisine çok önemli bir mesele tabii burada. Çünkü sanatçı-küratör ilişkisinde çoğu zaman hep söylerim ve ince bir diplomasi söz konusudur. Çok net ve keskin olması da bir takım sınırların ve uygun mesafelerin alınması gerekir. Yani çünkü 20 yıl öncesine kadar baktığımızda sanat alanında küratör hep işte yetkiyi gücü elinde bulunduran, işte bu imtiyazları paylaşmayan, otoriter, tek seçici bir aktör olarak görülüyordu sanat ortamında. Ya da kapitalle sanatçı arasında bir tampon bölge gibi işlev gördüğü üzerine eleştiriler vardı. Ama artık hani bugün yani artık küratörün rolü, sorumluluğu ve pozisyonun bu olmadığı zaten. Küratöryel sergiler çoğaldıkça ve onlarla birlikte bu uzmanlık alanı geliştikçe böyle olmadığı anlaşıldı. Yani küratöryelce teknik bir iş kategorisine de indirgememek gerekir. Yalnızca organizatör değildir küratör. Yani sanat hakkındaki yeni fikirler ve yorumlamalar konusunda da ziyaretçilere, yani izleyicilere aslında yol gösterici bir niteliğe de sahip olmalıdır küratör. Aslında yine de baktığımız zaman bütün bu kültür sanayi, popüler kültür, kültür endüstrisinin bu sıradanlaştırıcı etkisini de mutlaka sollaması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü daha eleştirel bir sanat ortamının yaratılmasına katkıda bulunması gerekir küratörün de. Yani bizim sorumluluğumuz tıpkı sanatçılar gibi günümüz sanatının gücünü kullanmak ve sanatçıların bu gücü kullanmaları için de yeni stratejiler oluşturmaktır. Bunlar nasıl olması gerektiğiyle ilgili en azından hani benim kişisel bakış açılarım tabii. Şunu da söylemeden de edemeyeceğim. Yerel sanat ortamında tabii bir takım etik ilkeler kimi zaman göz ardı edildiği bir rekabet hali ve mevcut. Ve henüz telif hakları, emek karşılığı, mesleki ücretler konusunda özellikle benim gibi bağımsız alanda çalışıyorsanız, yani kurumsal pozisyonda değilseniz, hakkaniyeti, tutarlı ve sürekliliği olan bir karşılık konusunda
çok çok yerleşmiş bir sistem yok ama olgunlaşmış bir sistem mevcut. Yani özellikle son 10 yıldır işte Aykın'ın da etkisiyle alanda en azından böyle bir kabul şu anda söz konusu. Tabii bu sanat alanında üreten her aktör için geçerli. Yani yaptığınız işin niteliğinin yanında bu yani iyi olmanız dışında yaptığınız işte iyi olmalısınız zaten. Ama iyi olmanın yanında dirençli, güçlü, inatçı ve hırslı olmanızı da bekleyen bir sistem var. Hani bunu da yine de söylemem gerekir. Böyle bir sistem mevcut. Yani ayrıca sanat, tarihsel ve sosyal bilimler alanlarına dair tabii entelektüel bilgi birikim ve bitmeyen bir araştırma ve iletişim becerilerini de gerektiriyor. Yani pek çok donanım da yani sürekli olarak kendinizi güncellemenizi gerektiren bir meslek diyebilirim. Çok teşekkürler Derya Hocam. Şimdi 7 dakikamız kadar bir süremiz kaldı konferansta. Şeref veriyor. Küratörlük açısından çok önemli bir isim. Genç yaşında büyük başarılar kazandı. Hani öğrencilerimiz de buradayken. Biraz dilersen Beyzeli, Derya Hocam, Beyz'in kurucuları arasındasınız. Bu serüven nasıl başladı Derya Hocam? Bize biraz öğrencilerimiz de buradayken Beyzeli ile ilgili bilgi verebilir misiniz Sayın Hocam? Tabii yani öncelikle Beyz'in kurucularından değilim. Beyz'in küratörüyüm 6 yıldır. Beyz'in kurucuları Ali Kerem Bilgi, Edil Berkant, Vaslı Boduroğlu. Beyz projesini yaratan bu ekip, onlar ilk kez gerçekleştirecekleri zaman böyle bir proje varken kafalarında onlar bana geldiler 7 yıl kadar önce ve projeyi anlattılar. Ben de çok heyecanlandım çünkü birkaç platformun dışında diğerlerinden ayrıcı bir etkisi vardı ve yöntemi vardı Beyz'in. O yıl mezun olan, yalnızca o yılın mezunu olan ve yeni mezun genç sanatçı adaylarının katılabileceği bir etkinlik, bir genç sanatçılar platformu olarak planladık. Ve dediğim gibi bu geçtiğimiz Eylül'de de 6.sını gerçekleştirdik. Türkiye genelinde yani 80'in üzerinde Güzel Sanatlar Fakültesi var ve buradan her yıl yüz binlerce yeni mezun sanatçı adayı, tasarımcı adayı mezun oluyor. Beyz'de aslında yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir gibi daha merkez olarak kabul edilen, sanat alanında özellikle kabul edilen noktaların dışında da Türkiye genelinde aslında nasıl bir potansiyelin olduğunu da göstermesi açısından önemli etkinliklerden biri. Her yıl değişen, bu önemli çünkü yani beğeniler, bakış açıları çeşitli biliyorsunuz. Her yıl değişen bir jüri kuruyoruz. Genellikle 14-16 kişiden oluşan ve farklı disiplinlerden sanatçılar, kıdemli sanatçılar, küratörler, sanat eleştirmenleri, koleksiyonerler, sanat galericileri, müze yöneticileri gibi farklı profillerden ve her yıl değişen bir jüri koyuyoruz. Ben seçici kurulda zaten her yıl oluyorum. Bir de serginin de küratörlüğünü üstleniyorum. Ve dediğim gibi yaklaşık 1500-2000'e yakın ortalama her yıl başvuru alıyoruz. Ve tabii mekanın nerede yapacağımızı sürekli bir mekanımızda olmadığı için her yıl aslında değişiyor mekan. Ve o mekanın da fiziksel özelliklerine göre tabii aslında ne kadar fazla genç sanatçı adayını davet edersek o kadar iyidir diyerek mümkün olduğu kadar yüksek sayıda yani 90-100 sanatçı adayını sergiliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Soru varsa evet. Alabiliriz tabii. Evet, sorular varsa. Katılımcılarımız arasında. 4 dakika kaldı oturuma arkadaşlar. Sorular varsa Derya Hocam, sevgili moderatörüm, soruları alalım. Ben şu yarım saatin nasıl geçtiğini anlamadım bile. Ben noktalara parmak bastı aslında. Yine tabii çok önemli birkaç şey daha söyledi Derya Hocam. Aslında bir küratörün mücadeleci olması gerekiyor. Yılmaması gerekiyor. Tabii bunda okumak, gezmek, görmek bunlar çok önemli şeyler. Kesinlikle ders çıkarılması gereken şeyler. O vakit evet öyle görünüyor. Her şey bizler... açıktı demek ki. Çok teşekkür ederim. Sizler için çok önemli bilgiler oldu. Tabii şunu da belirtmek istiyorum. Bir yıldızlı olarak, yıldız ailesinin bir parçası olarak sizinle gurur duyuyoruz. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Bizi çok güzel temsil ediyoruz.
Söyleyebileceğim tek bir şey var. Başarılarınız daim olsun efendim. İnşallah ritminizi kaybetmeden nice nice uzun yıllarda etkinliklerinizle rastlaşırız. Öğrencilerimizle bu etkinliklerde birlikte yer alırız. İnşallah sizin için her zaman başarılar en üst düzeyde olur Sayın Hocam. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de şimdiden herkese iyi yıllar diliyorum. Umarım umutlu, güzel, verimli, şahane bir yılımız olur hep birlikte. Küratör adayı arkadaşlarımıza da her zaman dediğim gibi her kanaldan bana ulaşabilirler. Özellikle soruları da varsa herhangi bir noktada da destek olabileceğim her konuda tabii ki kapım açık. Onu da söylemiş oldum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Çok teşekkürler hocam. Ben de sana da teşekkür etmek istiyorum. Bizim için hani çok güzel, sağ ol. Çok önemli bir misyon üstlendin bizim için. Ümit ediyorum uzun vadede senin de başarılarına tanıklık edeceğiz. Çok teşekkürler hocam. Hem sevgili Hande'ye ümit ediyorum. Güzel yerlerde göreceğiz. Çok çok daha iyilerine layıklar. Ben çok teşekkür ediyorum bütün katılımcılara. Dilerseniz Hande Hanım oturumu sizinle kapatalım. Tekrar ben de Derya Hocam'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Söz sizde Hande Hocam. Herkese şimdiden iyi yıllar, iyi seneler. Ben de çok teşekkür ediyorum Derya Hocam'a. Gerçekten Yıldız Teknik Üniversitesi mezunlarını görmekten biz de çok mutluluk duyuyoruz. Tüm katılımcılarımıza da çok teşekkür ederiz. Küratörler, müze bilimciler, şu an görüyorum bir sürü katılımcımız var. Çok teşekkürler. Ben kapatıyorum yayını hocam. Olur, olur. Çok çok teşekkür ediyoruz.